Selamlar dostlar, ben İfen ve bugün 20 Minutes Till Dawn oynuyoruz. İyi seyirler. Karşımıza öncelikle böyle bir ekran çıkıyor. Burada hemen karakterimizi seçiyoruz. Sanırım tek bir karakter seçebiliyoruz ilk oyunumuz olacağı için. Quick Play, Endless, Standard. Biz Standard oynuyoruz. Hadi bakalım. Forest, diğerleri zaten kilitli. İlk oyunumuz için seçebileceğimiz tek bir seçenek var gibi gözüküyor. Ve başlayalım bakalım. Evet, oyuna başlıyoruz. Etrafımız bayağı karanlık aslına bakarsanız. Ben bu oyunun bu arada tablet versiyonu değil de Android versiyonunu oynadım. Yani aşağı yukarı oyunun nasıl ilerlediğini bir miktarda olsa biliyorum. Vampire Survivors'ı düşünün. Vampire Survivors'ın silahlı halini düşünün. Yani otomatik olarak hasar vermiyorsunuz da siz nişan alarak hasar veriyorsunuz ve düşmanları yenmeye çalışıyorsunuz. Düşmanlardan düşen seviye orblarını toplamaya çalışıp seviye atlıyorsunuz ve seviye atladığınızda farklı yetenekler alıp işte bu şekilde seviye atlıyorsunuz. Seviye atlamaya çalışıp burada silahların, özel güçlerin unlocklarını açmaya çalışıyorsunuz. Hepsinin 4 versiyonu var. Bir tanesi burada, ikincisi burada, üçüncüsü burada ve eğer bu ikisini de alırsanız 4. final versiyonunu, kilidini açabiliyorsunuz. Her tur bir kere bu upgrade'leri rerollayabiliyorsunuz. Yani bu 5 tanesini sevmediğiniz yeni bir 5 tane karşınıza çıkabiliyor. Ben burada en başta bunları istemiyorum. Aslında Aeromagic Gale güzel gibime geliyor. Her 2 saniye boyunca her 2 saniye boyunca bize 0.5 saniyede 20 saniye atan bir fırtına oluşturuyor. Tırpan istemiyorum ama bunları bir rerollayacağım ben. Hızımızı arttırmak iyi olabilir. Soul Shield oyunun en başlarında çok çok iyi olabilir. Fire rate'imizi arttırıyor bu. Atış oranı. Atış oranı deyince aklıma hep Isaac geliyordu. Neyse çaktırmayın. Burada Soul Shield'ı ben ikinci de falan alacağım galiba. Çünkü öncelikle ilk turda hızımızı arttırmamız gayet önem arz ediyor dostlar. Aa şey. Mobilde bu yoktu. Yetenek aldığımızda etrafımızdaki düşmanlar sanırım itiliyorlar. Dostlar mobil versiyonları çıktı biliyorsunuz ki birçok roguelike oyunun. İşte Brotato'nun mobili çıktı, Vampire Survivors'ın mobili çıktı. Hepsi ücretsiz. DLC'leri falan var ama galiba bilmiyorum. Ama mobilinde bayağı size reklam izletmeye çalışıyorlar yani. Reklam izletince ekstra bir güç elde ediyorsunuz falan. Yani oyunun bu versiyonunda bize daha fazla ne verecek inanın bilmiyorum. Ben burada Double Shot'ı tercih edeceğim. Aslında Dragon Egg'i almamız da önemli olabilir. Çünkü 3 dakika sonra bu Dragon Egg ortaya çıkacak. Ve o Dragon'ın şu güçlendirmeleri alırsak çok daha güçlü bir hale gelecek. Ama ben Double Shot'ı tercih edeceğim burada. Double Shot her zaman iyidir. Evet, itiyor düşmanları yeni bir güç almak. Double Shot almamız bize ne verdi? Birazcık hasarımızı düşürdü. Onun karşılığında artık ikili atabiliyoruz. Zaten bu düşmanların birçoğu iki atışa vefat ediyorlar. O yüzden dert değil. Sadece gittiğimiz yöne dikkat etmemiz gerekiyor. Ağaçlar da düşmanlardan sayılıyor. Ağaçlara kafa atmamanız gerekiyor dostlar. Ve ağaçları ben henüz öldürmeyi başaramadım. Mobilde oynarken de başaramadım. Sanırım özel bir şey gerekiyor onun için. Yeni unlocklar var galiba. Az önce patlayan bir yaratık gördük. Farklı bir yaratık gördük. Hızlı hızlı şunları toplayacağız. Electromage. Electromage'i istemiyoruz şu anda. Soul Shield'ı biz bir alalım bakalım. Çünkü bir tık bu saatten sonra sıkıntıya girebiliriz. Yavaştan. Yavaştan düşmanların sıklığı artıyor. Evet hasarımız bir tık az. Ama hızımız sayesinde bizi bir tık koruyabilir bu. Peki amacımız ne bu oyunda? 20 dakika hayatta kalmak. Oyunun zaten ismi 20 Minutes Till Dawn. Yani şafak vaktine kadar 20 dakika demek oluyor bu. Etrafımızı tam olarak iyi göremememizin sebebi de anlaşılan bu olsa gerek. Bayağı bir topladık şuradan. Şunları da toplayınca zannediyorum ki level atlayacağız. Evet, Blazing Speed. Speed. Konuşamıyorum abi. Daha sabahın ilk videosunu çekiyorum dostlar. O yüzden bir konuşamama oluyor yani. Run and gun işte bu. Yürüme hızınızı %100 arttırıyor ve artık koşarken de düşmanlara ateş edebiliyorsunuz. Kesinlikle yani direkt bunu seçmeniz gerekiyor dostlar. Ya bu çok kırık bir şey gerçekten. Ama bir tane daha kırık olan build var. Ben o build'ı henüz yapamadım. Şu an yapamadım yani. Görüş alanındaki düşmanlara her saniye 15 hasar verme ve bu sürekli iki katına çıka çıka devam ediyor. Yani çok kırık bir şey. Ben onu istiyorum aslında.
Koşarken ateş edebilmek kesinlikle çok güzel bir şey. Çünkü normalde koşarken bir yavaşlıyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere şu an koşarken hani hızım azalmıyor artık. Azalıyor mu bu arada? Atış ederken. Yo, baksanıza. Azalmıyor artık. Ateş ederken hızım düşmüyor. Özellikle şu patlayan düşmanları patlatırsanız kendi arkadaşlarına da hasar verecektir. O yüzden onları tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Soul Powered. Her bir Soul Heart için şu şekilde 4 tane kırmızı kalbimiz var. Bir tane de Soul Heart'ımız var. Her bir Soul Heart'ımız için bize artı %10 hasar verecek. Soul Expand. Artı 2 limitimizi arttırıyor. Normalde şu arkadaş bize maksimum 3 tane Soul Heart verecek. Bunu alırsak artı 2 Soul Heart alabileceğiz ve eğer hasar almazsak 5 tane Soul Heart'ımız olursa hasarımız %50 artacak demek oluyor. Eğer şunu da alırsak, ikisini birlikte alırsak yani. Ben burada reroll'layacağım. Birazcık hasarıma gitmem lazım. Power Shot, işte buna ihtiyacımız var şu anda. Power Shot bizim hasarımızı %40 arttıracak. Sanırım atış hızımızı da arttırıyor. Buna ihtiyacımız var şu anda. Çift atışın son evrimi dostlar 4 tane atış yapıyor. O 4 atışa çok ihtiyacımız var. 4 atış hani oyundaki en iyi şeylerden birisi zannediyorum ki. Birazdan ilk boss'la karşılaşacağız herhalde. İlk elit düşmanla. Evet, şurada. 90 saniye doldu ve bir tane daha. 90 saniye miydi o? Magnetizm. Ama bizim hasar artışına ihtiyacımız var. Şu Dark Arts'ı ben çok beğenmedim. Daha önce denedim. Fire Rate'i istemiyoruz. Rapid Fire değil de. Rerolluyorum. Evet. Big Shot. Bullet damage'imizi artı %45'e çıkartıyoruz ve mermilerimizin boyutunu da arttırıyoruz dostlar. Bunu istiyoruz. Bütün düşmanlara tek atmak istiyoruz şu anda. Ağaçlara dikkat, ağaçlara kafa atmamanız gerekiyor. Şu boss'u da yenelim. Boss'ların içerisinden bir şeyler düşüyor dostlar. Özel güçler düşüyor. O özel güçlerin tam olarak nasıl çalıştığını hala anlayabilmiş değilim ama yavaş yavaş akıl sır erdirmeye çalışıyorum. Bir de şeyin etrafında toplanıyorlar boss'un. Şey de yapamıyorum. Boss'a da hasar veremiyorum. Evet. Yeni bir level aldık. Levelimiz Fanfire. Düşmanlar öldükleri zaman... Ha yok, Last Ammo bu. O değil. Bunu da alalım. Son evrimini istiyorum çünkü. Ya da rerollayabiliriz, bilmiyorum. Rerolladım. Evet, piercing. İşte bize bir piercing sağlayacak bu atış. Artık düşmanların içerisinden bir tane mermi geçireceğiz. Dostlar piercing atış yapmak çok güzel bir şey ya. Ben bayılıyorum. Isaac'te de bayıldığım bir özelliktir kendisi. Shanna Specialize. Ne bu? Triple the effect of the next upgrade you take. Okay, bir sonraki aldığımız özellik bize 3 kat fazla verecek. Üzerinde ne yazıyorsa anladığım kadarıyla. Bunu ya bilmiyorum, çok hissedemiyorum. Biz bu arada aldığımız şu ana kadarki şeyleri göremiyor muyuz? Görebiliyoruz abi. Değil mi? Şana. Evet. Özüyor mu? Sinerjiler diye bir bölüm varmış. Bir dakika, onu ESC'ye basabiliyor muyum? Şu an basamıyorum ESC'ye. Düzgün bir şey almam lazım. Düzgün bir şey almam lazım. 3 HP verecek bu bana. 3 HP, yani 3 HP hiç az değil. Hiç azımsanacak bir şey değil ama ben biri rollayacağım. Ben biri rollayacağım bunu. Splitfire. Holy Shield'ın 3 katı nasıl etki edecek bilmiyorum, inanın. Buradaki mesela Ghost Friend'ı alırsak %8 hasar mı? Your Ball Steel 10% damage for each soul heart you currently have. Soul Powered'ı 3 katına çıkartabiliyor muyuz şimdi biz? Yani her soul heart'ımız için artı %30 hasar fazla mı vereceğiz? Mesela ben bunu denemek istiyorum. Eğer öyle bir şey varsa bu mükemmel olur. Evet. Abi çok iyi bu arada. Bu çok iyi bir şeymiş. Bunu yaptığımız iyi oldu. 5 soul heart'a çıkmak istiyoruz. Şimdi o upgrade'i isteyeceğiz. Ve birazcık da piercing shot istiyoruz. Dostlar bu arada videonun bu kısmına kadar izlediyseniz ve eğer videodan keyif alıyorsanız lütfen videoya like atmayı unutmayınız. Bunun yanı sıra eğer kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayınız. Bu sene 10.000 aboneye ulaşmaya çalışıyoruz. Sizin yardımınızla bunu çok daha kolay başarabileceğimize inanıyorum şimdiden. Teşekkür ederim dostlar. Magic Dance, Frost Mage. In the Wind. Increase bullet damage and move speed by 10% every 10 seconds. This one stresses when you get hit. Vurulmamamız gerekiyor. Vurulmamamız gerekiyor. Anlaşıldı. Dördüncü
evrimi geldi. Sanırım şunu almamıza gerek yok. İkinci evrimleri almamıza gerek yok anlaşılan. Dördüncü evrimler için tek bir tanesi almamız sanırım kilidini açıyor bir oyun boyunca. Ya oyunu ben de öğreniyorum dostlar sizlerle oynarken bir şekilde öğreniyoruz aynı zamanda. Ben reroll diyeceğim bunu. Fanfire alalım bakalım. Fanfire alacağım. Evet. Fena değil aslında. Fena değil. Dörtlü atış yaparken nasıl bir şey olacak acaba? Düşmanlara henüz çarpmadık. Hasar almadık. Bu güzel bir şey. Çok iyi oynuyorum ne? Yok öyle demeyelim şimdi. Kendimize nazar değdirmenin bir anlamı yok. Çok güzel build'lar yaptım ama hiç mobilde yenmeyi beceremedim. Yani mobilde yenmeyi becerememin aslında bir mantığı var dostlar. Çünkü tablette solda hareket ediyorsunuz. Sağda işte düşmanları vurmaya çalışıyorsunuz. Bunu yapmaya çalışırken şu önümü açayım. Orada hasarı alıyorduk az kalsın. Şöyle bir olay oluyor. Saçma sapan bir olay oluyor. Hani yani tabletin ekranı bitiyor. Hani parmağımla ilerletmeye çalışıyorum. Tabletin ekranı bitiyor ve olduğum yere çakılı kalıyorum. Evet, dörtlü atış geldi. İstediğimiz şey buydu. Bunu seçiyoruz dostlar. Görmüş olduğunuz gibi artık dörtlü atacağız. Çok iyiyiz. Çok iyi bir durumdayız şu anda. Şu an bir süre çok hasar almayacağız gibi duruyor. Ağacı patlatmaya çalışma. Aha geldi. Reis geldi. Gel bakalım reis. Ben bu boss'u hiç sevmiyorum ve çok hızlı kestik. Ben bu kadar hızlı keseceğimi zannetmiyordum. Maximum HP'den 1 alıyor. Hareket hızına %50 veriyor. Increase burn damage, lightning damage and freeze duration by 35%. İstemiyoruz. Bullet bounce. Bullet damage'i %25 kısıyor ama. Sanırım bunu almak en mantıklısı olacak. Hızımızın %50 artması şu an bizim için daha iyi. Hem seviye atlamamız için de çok daha iyi olacak dostlar. Abi yani bu oyun yani ben bu oyunun beni bu kadar eğlendireceğini düşünmüyordum dostlar. Uzun süredir hani Vampire Survivors tarzı oyunlar ben oynadım daha önce. Kanalda Nordic Ashes yüklenmişti. Sonra telif attılar falan. Sinirlendim. Kaldırdım videoları. 5 tane videosu vardı mesela Nordic Ashes'ın. İşte Vampire Survivors'ın videoları var. Çok izlenmedi gerçi. Daha kanalın erken aşamalarında atmıştım. Onları oynarken ben bu kadar zevk aldığımı hatırlamıyorum. Bu çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Quick Hands, Reload Rate, Fire Rate. Aa bu çok iyi olur biliyor musun? Şu an çok hasar veriyoruz zaten. Ben bir rerollayacağım. Ben o şeyi istiyorum. Şu Soul Heart olayını istiyorum. Angelic. Heals you for 1 HP. Killed with Smite. Smite ne oluyor? Holy Art. After shooting your last ammo, smite nearby enemies for 20 damage. Split Fire. Arkamıza da atış yapmayı tercih ediyorum ben. Arkamızdaki düşmanları da öldürelim. Hasarımız çok yüksek zaten. Hasarımızı düşüren şeylerden kaçınacağız şu anda. Çünkü hasar önemli. İleride karşımıza çıkacak düşmanları da yüksek hasarla alt etmek istiyoruz. Şu etrafımızdaki bariyer bir kalksa iyi olacak. Boss geldiği zaman o bariyer oluşuyor dostlar. Belirli bir süreliğine. Anladığım kadarıyla tabii ki. Hala daha sönmedi. Şaşırtıcı. Ejderhayı almadık. Ejderhaya dair herhangi bir şey istemiyoruz. Sonunda kalktı bariyerimizde. Soul Art'ı istiyoruz ama. Soul Art istiyoruz. Mesela şu arkadaşlar sıkıntı birazcık. Baksanıza hasarımız bunlar için birazcık düşük kalıyor. Onlar için de arttırmamız gerekiyor. Her aldığımız her Soul Art için hasarımız %30 artacak. Onu istiyoruz abi. Yok Vitality istemiyoruz. Fire Rate istemiyoruz. Reroll'la. Reroll'layacağız burada. Glare. İşte bu. Aslında bu çok kırık bir şey. Ama oyunun sonlarına doğru. Ben bunu çok seviyorum. Ben bunu çok seviyorum. Dodge değil mi? Evasive. Mesela mobil uygulamasında Türkçe oynuyordum. Sanırım mobil uygulamasıyla alakalı bir şey bu. Doğru düzgün Türkçe çevirememişler dostlar. Yani makine çevirisi yapılmış. Makine çevirisi de saçma sapan şeyler yapmış. Makine çevirisini de doğru düzgün yapamamışlar. Türkçe var, yarısı İngilizce, hatta İspanyolca şeyler var mesela. Iron Magic'in altında İspanyolca bir şeyler yazıyor. Yani şaşırdım kaldım. Doğru düzgün anlayamadım da bazı şeyleri İspanyolca yazdığı için. İspanyolcam yok dostlar. Yani üzgünüm. İngilizce var ama İspanyolca yok. O kadar da değil yani.
şöyle hemen enerjileri, enerji değil aslında, seviye toplarını, kürelerini, orblarını toplamaya çalışıyoruz. Soul Expand. Evet, bunu istiyoruz. Bu daha önce bizim karşımıza çıktı. Ben bunu niye geçtim ki? Bunu istiyoruz, evet. Alıyor muyuz yeni bir Soul Art? Aldık. Artık hasarımız yine arttı. Ama base hasarımız çok yüksek olmadığı için mermilerimizin verdiği hasar da o kadar artmıyor anlaşılan. Base hasarımızı arttıracak bir şeylere ihtiyacımız var. Base hasarımızı arttıracak bir şeyleri aldığımız anda Soul Art'ların bize kazandırdığı şeyler de artıyor. Dostlar, bu oyunda yüksek cana ihtiyacınız var. İleride çünkü çok ihtiyacımız olacak. Özellikle şu arkadaşlar, şu arkadaşlara dikkat etmemiz gerekiyor. Uzaktan atış yapıyorlar. Hele hele Android'de yani çok zor. O arkadaşların mermilerinden kaçmak. İki parmağınızla daireyi yönlendirerek hareket etmeye çalışınca. Şu ana kadar hiç 20 dakikayı geçemedim. Ama bilgisayarda ilk defa oynayışım. Belki bilgisayarda bunu başarabiliriz dostlar. Quick Hands. Quick Hands. Tabii ki de ihtiyacımız var buna ama. Base hasarımızı. Base hasarımızı arttıracak bir şeylere ihtiyacımız var. Take Aim. Bu ne? Take Aim'e bir bakalım. Bullet Speed. Bullet Damage. Bullet Speed. Bullet Speed. Automatic Kill Enemies Below. Abi bir şey diyeyim mi sana? Bu fena olmayabilir ha. Alalım. Biraz da buradan gidelim. Artık biraz daha yaylım ateşi atmıyoruz. Hani biraz daha aim alarak atıyoruz düşmanlara. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi ben şahsen anlamadım ya. Bosslara karşı daha iyi anladığım kadarıyla ama bosslar haricinde. Evet, mesela şunları tek atıyoruz. Neredeyse tek atıyoruz. Ağaçların içerisinden geçtiği için mermilerimiz sıkıntı yok. Aslında o spread'i azaltmamız pek mantıklı olmadı gibime geliyor. Yani sessiz olun. O spread'i almayın. Sanırım build'i birazcık bozduk. O spread'e ihtiyacımız olabilir. O spread bizim hani kitle kontrolü yapmamızı sağlıyordu. Hani crowd control diyoruz ya Isaac oynarken de. O tarz eşyalar var biliyorsunuz. İşte mesela Jacob's Ladder gibi. Bir tanesine vuruyorsun, öbürlerine de vurmuş oluyorsun. Düşmanların sayısı çok artmaya başladı. Birazdan bu düşmanlar bitecekler. Düşmanların yerde bıraktıklarını da toplayamıyoruz bu arada. Böyle bir sıkıntımız da var. Evet, seviye atlayalım bakalım. Ah işte Intense Glare. Ama bullet damage'ı da arttırıyor abi. Öyle bir olay var bak şimdi. Glare is doubled. Abi ben buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Biraz da sniper'a gideriz. Choose. Artık görüş alanımızdaki bütün düşmanlara hasar veriyoruz her bir saniyede dostlar. Yani önceki o glare bonusunu aldığımız zaman öyle bir olay verdi bize. Görüş alanımızdaki bütün düşmanlara bir saniye boyunca, her bir saniyede bir şu an 50 hasar veriyoruz galiba. 30 hasar veriyoruz peki. 30 hasar çok değil ama glare'ı da eğer full seviyeye çıkartırsak şöyle bir 50-60 hasar vereceğiz. Her saniyede bir. Onun düşmanlar bize yaklaşana kadar zaten ölmüş olacaklar birçoğu. Bunu istemiyorum. Ya şu quick reload rate bizim işimize yarayabilir ama. Sen nesin abi fire rate? Standing still işte iyi değil. Bak rapid fire ve maximum fire rate. Bullet bounce. Mesela bu çok işimize yarayabilir. Ama ben rerollayacağım burada. Sniper alacağız. Bullet damage'ımızı da arttırıyor çünkü. 72 vuruyoruz. O soul artlar bize bayağı bir base hasar artışı sağladı. O %15'i %15 gibi düşünmeyin dostlar. O soul artlar sayesinde base hasarımıza biz bayağı bir buff alıyoruz. Şöyle gideceğim yöne doğru sıkmak aslında mantıklı biraz. Ama boşta durmayalım. Düşmanlara sıkmaya devam. Bu sayede seviye atlayacağız. Level 17'yiz. Movement speed'imizi artırıyor ve evet sonunda bunu alıyoruz. Sonunda bunu alıyoruz. Range'imiz arttı. Vision range'imiz arttı. Artık daha uzaktan düşmanlara hasar verebiliyoruz. Yine 30 vuruyoruz abi. 30'dan fazla vuramıyor muyuz şimdi? Ben onu anlamadım. Etrafımızı birazcık açmamız lazım. Daha henüz hiç hasar almadık ama her an alabiliriz. Çünkü öyle bir durumdayız şu anda. Birazcık sıkıntılı bir duruma doğru ilerliyoruz dostlar. Şuradakileri toplarsam biraz... Evet, az kalsın hasar alıyordum. Sight Magic. The damage from glare also applies on hit effects on your bullets. İşte bu. İşte bunu istiyorum abi. 72. 72 olmaması lazım hocam. Birazcık daha artması gerekmiyor mu? Evet, yeni düşmanlar geldi.
Bu düşmanlar bize birazcık sıkıntı oluşturacaklar. Canları çok fazla çünkü. Evet, direkt dördünü de denk getirebilirsem tek yiyorlar ama öncelikle burada seviye atlamamız ve birazcık hızımızı da arttırmamız gerekiyor sanırım. Hızımız her ne kadar yüksek olsa da şu an spread atmadığımız için bir tık sıkıntılı bir durumdayız. Mermilerimiz henüz aşırı güçlü değil. Henüz aşırı güçlü değil. Ben daha güçlü mermilere sahip oldum mobilde oynarken. O tarz mermiler istiyoruz. Biraz daha güçlü mermiler istiyoruz. Ben şöyle bir şeyi kontrol edeceğim. Acaba oyunun sesi benim sesimi etkiliyor mu? Etkilemiyor abi. Resume. Sinerjiler bölümünü açtığım zaman ne oluyor acaba? Sinerjiler bölümü ayarlardaki bir ilgimi cezbetti. Bakarım ben ona bir ara. Abi yerde bizim bıraktığımız bir şeyler yok muydu az önce ya? Onları toplamaya çalışıyorum ama artık az düşman geliyor. Evet, şurada biraz var. Ağacı acaba patlatabilir miyiz? Şurada ağacı birazcık ben... Ağaçlar ölmüyor abi. Ağaçlar maalesef. Birazcık bunların sayısı da artmaya başladı. Yani o sniper falan aldığımız için bize çok sıkıntı çıkartacağını zannetmiyorum. Şu arkadaşların sayısı da arttı. Ve mermilerini de çok yavaş atıyorlar. Bu da şu demek oluyor. Hızlı atsalar aslında o kadar sıkıntı değil. Bekleriz mermilerini ve öbür tarafa ilerleriz. Yavaş attıkları için sıkıntı yaşıyoruz biraz. Wally, your first and last ammo shoots. 3 katı hasar verme şansı. Bullet bounce. Trick shot alacağım ben. Bounce lazım şu anda. Mermilerimiz düşmanları çarptıktan sonra sekiyorlar ve o seken mermiler çok daha fazla hasar veriyor. Şu an bir tık sıkıntılı bir durumdayız. Evet, bir boss daha geldi. Bir hasar aldık. Hasarımız düştü birazcık. Bak, bu iyi olmadı işte. Bir soul art'a daha ihtiyacımız var. O boss'u da yenmeye ihtiyacımız var. O boss'tan gelecek olan upgrade'e bayağı bir ihtiyacımız var. Şu an bir tık sıkıntılı bir durumdayız. Bir tık. Hadi abi artık rahmetli olur musun artık? Rica etsem. Evet, bir soul art'ı daha kazandık ama hasar almışız. Ne ara, kimden, nasıl bir hasar daha almışız. Abi ölmesi lazım artık. Lütfen. Öldü galiba. Oraya gidip şimdi o şeyi almamız lazım. Açalım bir. Açalım bir, şunu almama izin verin. Quick learner. Increase experience gain by 40%. Yani bunu şu anda almamız oyunun başında gelse çok daha iyi olabilirdi. Rollayamıyoruz maalesef bu şeyleri. Yerdeki artık orblar bize daha fazla upgrade verecekler. Ben Shana'yı tercih ederdim sanırım. Hayır, hasarımız düştü. Biraz hasar almaya başladık dostlar. Sıkıntılı durumdayız. Yeterince güçlü değiliz hala. Hala yeterince güçlü değiliz. Bir şekilde bunu halletmemiz gerekiyor. Artık seçeceğimiz güçlendirmeler bir tık önemli. Piercing. Penetration. Bu ne abi? Daha ilki istemiyoruz. Bunu istemiyoruz. Bir rollasak mı? Bullet speed bize bir şey kazandırmayacak. Bize bir hasar lazım, bir şey lazım. Biz ekstra hasarlara da yoğunlaşmadık. Sadece kendi mermilerimize hasar veriyoruz. Magiclere falan yoğunlaşsak aslında işimize yarayabilirdi. Penetration alacağım. Yani rerollarsam daha kötü bir şey çıkabilir karşıma. O biraz beni korkuttu açıkçası. Yani mermilerimizi sıktığımız yere doğru hareket edeceğiz gibime geliyor şu anda. Kaçamıyorum. Toplayamıyorum da. Nasıl hasar aldım ben orada ya? Yapma hocam. 46 hasar, bayağı kötü bu. Bayağı kötü, soul artlarımız da düştü. Hasar da veremiyoruz artık. Soul art kazanmamız lazım. İnanılmaz. Yani o hasar, Shana'nın hasarı şu an pek iyi değil. Sanırım kötü bir build yaptık abi. Evet, bir tane geldi, 55'e çıktı. 49'dan hasarımız. Bu bizi biraz götürecek ama hasar almamamız lazım. Ne olursa olsun hasar almamamız lazım. Seviye atlamamız lazım. Ve şu an düşmanlar bizi bayağı zorluyorlar.
Aşağıda biraz olması lazım tecrübe puanları. Yok mu abi? Ben buralarda hiç bırakmadım bu tecrübe puanı. Öldürememiş miyim? Bu arkadaşlardan da az düşüyor tecrübe puanları. Anladığım kadarıyla. Hepsinden düşmüyor mu ya? Yoksa zor öldürdüğümüz için mi bize öyle geliyor? Bilemedim. Hayır, hasar almamamız lazım. Şu an aldığımız her hasar nane yediğimizin işaretidir. Soul Heart'ları boşa harcayamayız dostlar. Soul Heart'lara ihtiyacımız var. Hem de çok ihtiyacımız var. Yolumuzu açan düşmanları öldürmem lazım şu anda. Şurada birazcık seviye var. Seviyeleri toplayacağım ve bir seviye atlayacağım. Eninde, en sonunda. Gain a Soul Heart when you lose a Soul Heart. Enemies also lose. Except if it doesn't affect boss enemies. Bir Soul Heart. Bana immediately bir Soul Heart veriyor. Yani Soul Heart build yaptığımız için aslında bunu yapmak çok mantıklı olabilir. Reload rate arttırmam. Fire rate arttırmam. Ben Soul Link'i alacağım burada. Yani Soul Heart'ı kaybetmemizin bizim için ölümcül olmaması gerekiyor. Bizim için ölümcül olmaması gerekiyor. Zaten %20 ve altına düşen düşmanların canı... Acaba sinerjisi var mı bunun onunla? Aa, nane yedik. Nane yedik. Kenardan bu arkadaşlar da geliyor. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Açıl. Hadi. Ya bir salın da bir boss'u yeneyim. Ha, Allah'tan çok fazla düşman spamlanmıyor. Sadece şu mermi atanlar birazcık düzgün şey yapmamız gerekiyor. 5 tane soul heart'ımız var. Hasarımız tekrardan 70'e çıktı. Ama canı çok anlaşılan bu. Şu mermi atanları at şey yapmam lazım. Öldürmem lazım. Artık rica etsem vefat eder misin? Rahmetli olur musun? Oradan nasıl hasar almadım? İnanın bilmiyorum. Şu an bir tık sıkıntılı bir durumdayız. Sanırım canı azaldıkça daha fazla. Oh. Bir hasar daha. Ve evet. Çok sık yapmaya başladı şunu ve saklanıyor da aynı zamanda. Abi Allah aşkına ne yapıyorsunuz siz ya? Biraz salın beni. Lütfen. Lütfen. Rica ediyorum. Holy Shield. Holy Shield işimize yarayabilir aslında. Mesela bu build'ı yapmak istiyorsak en baştan Holy Shield'a da gidebilirdik. Now regenerates in 1 minute. Gale'i şu an atmamızın pek bir... Rapid Fire. Rapid Fire alacağım artık. Yani bu tarz bir şeye ihtiyacımız var. Açılın abi artık. Ölmüyor abi, ölmüyor. Kaç vurdum, ne kadar vurdum, ölmüyor. Vallahi ölmüyor. Ben 18 mermilik bir build yapmıştım. Bir curse gibi bir şey aldım. O benim çok işime yaramıştı ama abi spread shot olmaması beni yok etti de. Evet. Fire rate, bullet damage, bullet size, piercing. Fire rate, max HP. Bunu alabilirim. Low chance cap, %100. All damage you do is doubled. Yok hocam. Summon damage. Yok şu. Şunu alıyoruz. Fire rate'imiz 125 düşsün, bir şey olmaz. Bu çok önemli değil. Bullet size'ımız da arttı. Bu çok iyi oldu. Şu an iyiyiz abi. Şu an iyiyiz. Bullet bounce işte bu. Bounce'a ihtiyacımız var. Artık eğer soul heart'ları da alabilirsek, şurada bayağı bir orb var. Bu orb'ları eğer toplayıp bir iki geliştirme daha yapabilirsek, şurayı aç abi. Evet, bir hasar daha aldık, sıkıntı. Ama bütün düşmanlar ölüyor zaten hasar aldığımızda neredeyse. Hasarımız bayağı düştü ama öyle de bir durum var, bunu unutmamak lazım. Şimdi vitality. Yok, bunları istemiyorum. Bir ol. Şu olur.
düşmanlar öldükleri zaman birbirlerine de hasar verebiliyorlar bu şekilde. Benim işime yarayacaktır kesinlikle. Kesinlikle işime yarayacaktır. Birbirlerini canlarını azaltsınlar. Ben şu an çünkü gerçekten kötü bir durumdayım ve son boss'a sanırım geçeceğiz birazdan. Canım çok az. Şunları toplayıp artık level atlamam lazım. Düzgün bir şeyler almam lazım. Standing still? Hayır, istemiyoruz. Damage and size. Bu olabilir. No speed. Şu nasıl abi? Bir kere rollayacağım. İşte güzel bir şey gelmedi. Neyse, assassin gelsin. Artık sen ölür müsün? Rica etsem. Bizim birazcık soul art'a ihtiyacımız var. Bundan çıkacak olan özellik bizim için önemli. O yüzden onu öldürmeye çalışıyorum. Evet, max ammo'yu artırıyor. Fire rate, bullet speed çok önemli değil. Holy shield. Holy shield'ı alacağım sanırım. Holy shield'ı almam ama 2 dakika sonra. Ha, 2 can vermiş gibi olacak bana. Pek hasar vermeyecek. 120 şansla dodge'lama olasılığı. Şu an sanırım en mantıklısı bu gibi. Evasive. Artık öl. Yani lütfen öl. 3 hello pieces can now appear as upgrade choices. Collect all 3 to recover Shana's health. Oo, sanırım bu güzel bir başarım şeyi. Bir ascension. Shana. Ama bu Shana dediği şey galiba ya. Bu dodge ihtimali falan var ya. Dodge olayı galiba bu Shana dediği. Bizde o yok. Çok yok yani. %30 ihtimalle dodge atabilirsek eğer çok tatlı olur bu arada. Son boss'ta gelmek üzeredir diye düşünüyorum yavaştan. Tiny. Evasive. Shana ne abi? Shana ne oluyor? Character size'ını da düşüreceğim. Bu daha iyi olacak bence. Düşmanların etrafından çok daha kolay bir şekilde kaçınabilmemizi sağlayacaktır. Evet abi, son demlere girdik. 1-2 upgrade daha alabilirsek eğer. Şurada dodge attık, çok güzel oldu. Bir dodge olayı daha var mı? Maximum ammo. Ben şimdi ne bileyim, B desem, Q desem, V desem. Solda göremiyor muyum ya kaç tane aldığımı? Sanırım tek bir kere alabiliyoruz değil mi hepsini? Bir kere oluyor. Emin de değilim. Olduğun yerde durmak, ama olduğun yerde durmak bizim işimize yaramaz. Reroll abicim. Burada reroll atıyoruz. Max HP'ye bir veriyor. Holy Shield alalım ya şu an. Dodge atma ihtimalimiz de var zaten. Ama mesela dodge atma ihtimali Holy Shield'ı koruyor mu? Korusa çok güzel olacak. Ama sanırım korumaz. Yani bana sorarsanız korumuyordur. Bir seviye daha güzel. Solumuzdan bir mermi geliyor, onu unutmayalım. Reload rate. Evet, buna artık sanırım ihtiyacımız var. Ya bunu artık ona yapacak şeyimiz yok. Çok az vakit kaldı. Aa, mermiyi bloke ediyor. Peki. İyiymiş. 30 level olduk. Daha önce hiç 30 level'i görmemiştim. Evet, dodge şansı sanırım olmuyor. Etrafımızdaki o halo gitti. Ya da artık her neyse. Kendi mermilerim de düşmanların mermileri zannediyorum ama renklerini ayrı yapmaları güzel olmuş. Çok fazla kafa karışıklığına sebep olmuyor en azından. Maksimum HP. Bu maksimum HP'yi arttırmak şu an bizim için çok önemli olabilir. While every second while Holy Shield is active. Holy Shield'ım active değil işte. Böyle bir olay var. Vitality. Abi Vitality istiyorum ama biraz daha hasarımın artmasını da istiyorum. O Spreadshot'ı biz vermeyecektik oyunun başında. Spreadshot'ı vermemiz bizim bayağı
bizi bayağı zor duruma soktu. Reroll upgrade diyeceğim. Burada. Yine Vitality çıktı. Elo Peace 3. Increase Bullet Damage and Most Speed by... Aaaa. Every 10 seconds diyor ama şu an işime yaramaz ki. Vitality aldım. Canım artsın. Şunları hızlı hızlı toplamam lazım. Hızlı 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 hızlı. Madem soul artım gitti. Bir seviye daha çıkartalım şuradan. Ya ne oluyor? 20 dakikayı bitirmek üzereyim mesela. Ne olacak 20 dakikayı bitirince? Reload rate. Evet. Aslında bunları da alabilirdik ya. Maximum memom arttırdı. Bu iyi oldu. Şu an bu arada o şey bayağı iyi oldu. Reload rate'imin %30 artması toplamda beni bayağı iyi bir duruma soktu aslında. Evet. Yaşadık mı abi şimdi? Ne oldu? Bu kadar mı? Yendik. İlk denememizde yendik abi. İlk denememizde bilgisayardaki ilk 20 Minutes Until Dawn denememizde oyunu yenmeyi başardık. E ne oldu şimdi? Bir menüye bakalım. Ya bakalım yeni bir şeyler açtık galiba. Play. 10.000 unlock yapmam için biz ilk elden 10.000 kazanmışız. Bu bayağı iyi bir şey değil mi? Rünler. Ha. Bullet damage and summon damage. Vision range and pickup range. When your HP is at or below half of your maximum HP, gain fire rate and knockback. Per rank. Yok hocam sağ olun. Knockback enemies after reloading reload rate. Şimdi en uca bakalım. You heal 1 HP. Yok. %20 more XP kesinlikle çekici. Every 300 seconds gain a soul heart. Max 3 increase maximum. Ha, iyiymiş. Bu çok iyiymiş. Body and Soul'u alırsak mesela. Sword Shield. İyisi nedense gözükmüyor abi. Şaşırtıcı. Every third shot has infinite piercing and double bullet size. This shot also deals. O çok iyiymiş. Enters the ethereal state while ethereal. Your gun does not consume ammo. Ethereal lasts for 2 seconds per rank. Ben saldırıya giderim daha çok ya. Move speed. Speaking of XP, gain move speed 7% per rank for 1 second. Ha, bunu 3 yapsam bile bu yeterli olur muhtemelen. 1350, 1350, 1350. Farklı karakterlerle oynayabiliyorum anlaşılan. Reload rate. Reload rate bence çok önemli. Ben şu ikisine veririm muhtemelen. Bir buna verdim. Bir buna verdim. E ne oluyor abi? E? Sağ üstüne niye E yazıyor bunun? Niye aldıklarım arasında bir E tuşu çıkıyor? Ben onu anlamıyorum. Sanırım rank 1. Toplamda 5 tane verince mi şunları açabiliyoruz? Rate'i bu da arttırıyor. Fire rate çok önemli değil de. Reload rate'i bu ikisiyle beraber. Confirm de abi. Farklı farklı karakterler. Pekala. Neden peki bütün karakterler kız? Şu bana çok şey geldi. Hoş geldi. Şunu açalım bakalım. Survive Pumpkin Patch. Ne acaba o? Şunu açasım geldi abi. Nesin sen? Dasher. HP'si 4. Upgrades once. Can reroll upgrade. Ha, bunun özelliği buymuş. Upgrade'leri bir sefer rerollayabiliyormuş levelde. Every 10 seconds temporarily transform into deer. While in deer form you are invincible and deal 100 damage to enemies you run over.
your form damage is increased by summon damage and move speed. Ha, bu çok iyiymiş bu karakter. Movement speed kazacaksın bu da yani. Summon damage kazacaksın bir de. İyiymiş. Ne yapalım? Summon damage arttıran bir şey. Dodge chance cap. Dodge chance cap'i var değil mi bir de? Bak dodge chance de çok önemli ha. Exactly one summon gain 10% summon damage and summon attack speed per rank. Yani eğer birden fazla summon'ın varsa bu önemli değil anlaşılan. Ama summon olarak neler sayılıyor? Mesela ejderha bir summon. Biliyorum. Mesela etrafımıza dolanan o tırpanda bir summon mı acaba? Hmm, bilemeyeceğim. Vision range and pickup range. Pickup range de önemli biliyor musunuz? Ben şunu bir alayım. İkinci içinde aynı mı? Aynı miktarda veriyoruz. Reload rate'i... Şu önemli değil. Tenacity'yi ben çok önemli görmüyorum. Toplam 4 oldu. Pickup range'i arttırmak için bunu yapıyorum. Bir de bir reload'u daha yapalım. Bunu yapalım abi boşver. Artık açabiliyor muyuz demek oluyor bu. Eğer paramız varsa eğer. Yok sanırım olmuyor. Bir tanesini 5. seviyeye ulaştırmak lazım sanırım. Pekala. Pekala. İkinci bir oyun oynamayacağım. Güçlendirmelerimi yaptım. Videomuzda bakıyorum. 40 dakikaya ulaşmış zaten. Ben oynarken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken çok keyif almışsınızdır. Bir sonraki farklı roguelike bölümde görüşmek dileğiyle. Eğer 20 Minutes Till Dawn'un daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.